Beyhude Bir İntihar Yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Okuyan Mavi Mürekkep Adil Paşazade Ekrem Bey'i benim kadar yakından tanıyanlar bu genç adamı intihara sevk eden eshabın doğrusunu kabil değil keşfedemezler. Nitekim 3 aydan beridir ki bu hadise şehrin her tarafında mevzu bahis oluyor. Onu herkes kendisine göre tefsir ediyor. Bazı kadınlar aşktan öldü diyorlar. Bazı erkekler para sıkıntısından intihar ettiğini söylüyor. Bir takım hayalperest gençler de kara sevdadan melalden yahut sadece can sıkıntısından öldüğünü iddia ediyor. Ailenin eski doktoru yegane sebep olarak nevrasteni denilen sinir hastalığını gösteriyor. Her şeyi dıştan muhakeme edenler bu faraziyata sapmakta haklıdırlar. Zira Ekrem Bey'de hem aşk hem para sıkıntısı hem can sıkıntısı hem de sinir hastalığı vardı. Hatta son zamanlarda sevgilisiyle aralarındaki rabıda biraz gevşemeye bile başlamıştı. Borçları epeyce artmış Eren köyündeki büyük köşküne, münasip bir müşteri bulamamıştı. İkide bir içini çekiyor ve geceleri mehtapta tek başına dolaşıyordu. Her sözünün başında bu hayat ne çekilmez şey, bu insanlar ne adi, nakaratanı son günlerde hiç ağzından düşmez olmuştu. Vaka öteden beri bedbin, hodbin, kibirli ve huysuzdu. Etrafındaki kimselere muhakkirane bir bakışı vardı. Allah rahmet eylesin. Pek kendini beğenmiş bir gençti. Kalbini aşılmaz bir muamma zannederdi. Kendinden iyi giyinen, kendinden iyi söz söyleyen, kendinden iyi yazan, dans eden, ata binen, kendinden iyi Fransızca söyleyen bir ikinci adamın daha mevcut olabileceğini ihtimal veremezdi. Küçükten beraber büyüdüğümüz için bilirim. Onun bu haline biraz da anası ve babası sebep oldular. Evin bir tane çocuğu Ne yaparsa hoş görülürdü. Bazı yaramazlıklarından kendi önünde har harikulade hareketlermiş gibi gülerek, hareketlere hayretleri düşülerek bahsolunurdu. Kendisini daima akranları içinde zeka, güzellik, kuvvet ve servet itibariyle yekta olduğu ihsas edilirdi. Pederi zekasına o kadar hayrandı ki çocuk daha ağzını açıp bir kelime söylemeden yüzü baygın bir tebessümle buruşarak karısına döner bak hanım ne diyor bak Ekrem ne diyor bu yaşta olur şey değil diye hayran hayran söyleniyordu. Her hasta oluşunda anasının şöyle bağırmak mutadıydı. Ah gözleri çıkasıcalar. Yine nazar değdi yavruma. Yine nazar değdi. Bu gözleri çıkasıcalar hiç şüphesiz komşularımız ya biz ya benim anam benim babamdı. Bütün bunları size niçin anlatıyorum? Zavallı çocuk genç yaşında öldü gitti. Kendisiyle tam 25 sene arkadaşlık ettik. Lazım gelir ki hakkında iyi söz söyleyeyim. Demiştim ki Benden başka hiç kimse onu intihara sevk eden esbabın doğrusuna vakıf olamaz. Evet, çünkü Ekrem'in iç yüzünü benim kadar hiç kimse hatta sevdiği kadın bile vakıf değildir. Herkese karşı kapalı, sahte, züppe, mesafeli ve barit görünen bu genç kalbini yalnız bana açardı. Onun samimi ve coşkun zamanlarını yalnız ben bilirim. Talihin her türlü lütfuna mazhar gibi görünen bu adam benliğinin gizli bir tarafında daima işleyen bir derin yara taşırdı. Bu yarayı ekseriya bana göstermek mutadıydı. Ne servet, ne sefahat, ne seyahat, ne izdivaç, ne aşk, ne boğaz içi tepeleri, ne eren köy bağları hiçbir şey bu gence böğrüne saplanmış, duran bu yaranın sancısını unutturamadı. Mesut olmak için elinde o kadar kolay vasıtalar varken hiçbirinden istifade edemedi. Nafile yere hayatını kendine zehir etti. Hiç şüphesiz bana ekseriya gösterdiği bu gizli yaranın ne olduğunu bilmek istiyorsunuz değil mi? Vaka bunu bildikten sonra Adil Paşazade Ekrem Bey'in intiharı hadisesinde artık hiç müzlim bir nokta kalmayacaktır. Fakat nasıl söyleyeyim? Madem ki bu onun sırrıydı, şimdi ne cesaretle onu size faş edeyim. Mama fee, herkes bu intihara dair o kadar garip, o kadar hakikate mugayir şeyler söylemeye başladı ki, neredeyse Ekrem'in manevi siması etrafında yavaş yavaş bir efsane hasıl olacak. Yeryüzünde böyle ne kadar çok efsane var. Bütün felaketlerimizin sebebi bunlardır. Lazım gelir ki ortaya yeniden bir takım efsaneler çıkmasın ve başlarımız üstünde yalnız hakikat güneşi parlasın. İşte ben size bu endişeyledir ki Ekrem'in sırrını fahş edeceğim. Adil Paşazade Ekrem Bey ismi gazetelere geçsin diye intihar etti namusum üzerine yemin ederim ki yalnız bunun için intihar etti. Zavallı çocuk ikide bir de bana derdi ki şöhret sahibi olmanın sırrı nedir? Senelerden beri bunu keşfetmeye uğraşıyorum. Dünyada hiçbir şey şöhret kadar lezzetli olmasa gerektir. Çocukluğumda Cihangir bir serdar olmak yegane emelimdi. Sonra şair ve muharrir olmak istedim. Şimdi yegane emelim ne türlü olursa olsun herkese kendimden bahsettirmek. Gazetelerde ismimin geçtiğini görmek. Bilmediğim, tanımadığım birçok kişinin hatırasında uzaktan uzağa yaşadığımı hissettirmek. Beni tanıyanların adedini düşündükçe kendimden nefret ediyorum. Düşün ki ben nihayet Nihayet 40-50 kişiye nazaran mevcudum. Benim varlığımdan yalnız 40-50 kişinin haberi var. Bu ne elim bir şey. Adeta boğulduğumu hissediyorum. Son zamanlarda yegane merakı, yegane eğlencesi Paris'in Matin veya Journal gibi günlük vakalarını birçok müphem tafsilatla, birçok hususi vesayikle, mektuplarla, fotoğraflarla neşreden gazeteleri okumaktı. Bundan birkaç sene evvelki otomobille hırsızlar meselesi, Garnier'ın bir evde tek başına bir alay polise karşı o mehip müdafası sonra hepsinin tevkifleri, muhakemeleri, mahkumiyetleri onu günlerce heyecanla eğlendirdi. İkide bir de bana Matin gazetesinin İlk sayfasındaki resimleri göstererek bak rica ederim şu heriflere bak dün bir hiç idiler kimse mevcudiyetlerinden haberdar değildi. Şimdi tamam 2-3 milyon kişi belki daha ziyade dünyanın her tarafında Jean Garnier'ın, Julius Rimbaud'un isimlerini söylüyor, resimlerine bakıyor ve bunları söylerken gözlerinin içi hırstan parlıyordu intiharından 15 gün evveldi. Sıhhati yerinde ve ilk defa olarak rahat ve mesut görünüyordu. Birdenbire bana dedi ki: "Ben ölürsem gazetelerde benim için bir şey yazarsın değil mi?" Ve bana cevap vermeye vakit bırakmaksızın ama uzun bir şey, birkaç sütunluk bir makale. "Fakat benim için ne diyebilirsin? Adil Paşazade Ekrem Bey öldü." Demekten başka ne diyebilirsin? Ve acı acı gülerek sustuydu. O gece, kendini öldürdüğü gece, geç vakte kadar yine aynı mevzuya dair konuştuk. Biraz da intihardan bahsettik. Dedi ki, intiharın hangi tarzını tercih edersin? Hangisi daha zarif, daha meraka ver, daha hoştur? Mektup yazarak, esbabını söyleyerek ölmek mi iyidir? Yoksa kimseyi hiçbir şey demeden, Esrarengiz bir sükut içinde ölmek mi? Söyle hangisi? Gülerek hiçbiri dedim. Ekrem endişeyle yüzüme baktı. Nasıl? İntiharda harikulade, mehip ve azametli bir şey bulmuyor musun? dedi. Beni hiç alakadar etmeyen bu bahsi bir an evvel kapatmak için buluyorum, buluyorum diye söylendim. Esneyerek saate baktım. İşte ne olduysa o gece sabaha karşı olmuş. Lakin bence bir çare Ekrem'in şakağına sıktığı kurşun tamamıyla boşa gitmiştir. Zira ailesi bu vaka gazetelerin diline düşmesin diye elinden gelen gayrete sarf etti ve gazetelerin hiçbirinde hatta adi zaapta vakayı sırasında bile Ekrem'in ismi bir türlü görünemedi. İktam 20 Ocak 1921 son